Mesela depremin ertesi gününde birçok ilimizden doğru düzgün haber bile alamazken Türk Kızılay'ı başkanının ulaşılamayan bir nokta yok diyerek kendini bile inandıramadığı yalanına maruz kalıyoruz. Mesela bir vatandaşımız yardım edin, bir vinç gelsin, bir ekip gelsin diye feryat ederken eski bir bakanın acılı babanın yüzüne bile bakmadan telefonuyla oynadığı aymazlığa şahit oluyoruz. Mesela binlerce insanımız enkaz altında can verirken Hazine ve Maliye Bakanı'nın tek sıkıntıyı sosyal medyadaki haberlerden ibaret gördüğü ve kamera kadrajına girme peşinde eski başbakana omuz attığı bir büyük kepazeliği izliyoruz.